Zengin başkanlar bu şekilde uyanır. Resmi terlikleriniz hazır efendim. Artık banyoya gidebilirsiniz. Hayır, hayır, hayır. Bugün resmi takım elbise giymek yok. Kahvaltıda ne var? Her zamanki gibi dünyanın her yerinden yemekler. Ama önce son dakika haberlerine bakalım. Canlı yayınlarda en iyi başkan adayımız Bayan Kayla haberleri geçiyor. Ah, olamaz. Bugün röportaj vereceğimi unutmuşum. Ancak bunu düzeltmek için çok geç değil. Sana bir görevim var. Bu durum ulusal öneme sahip bir mesele. Anladın mı? Zengin başkan her şeyi yaptırabilir. Gerekirse canlı yayın yeniden planlanabilir. Harika. Sanırım artık başlayabiliriz. Başkanın yerine geçecek kişi görevi devralacak. Şükürler olsun. Başkanın programında daha dikkatli olmalıyım. Bu adayınsa fazla parası yok. Ama bu sorun değil. Asıl mesele zavallı başkanın kendine inanmasıdır. Resmi takım elbisem nerede benim? Bu iyi görünüyor. Ancak bir şey eksik. Ah evet. Kravat. Mükemmel. Kim bilebilirdi ki okul mezuniyet kıyafetinin böyle bir iş için yarayacağını? Aa, su ısıtıcısı kaynıyor. Tam zamanında. Sabahları kaynayan suyun tadı muhteşemdir. Bana tüm gün boyunca enerji veriyor. Aa, neredeyse unutuyordum. Sabah egzersizleri. 1, 2. Let's go. Şimdi ülkeyi daha iyiye doğru değiştirme zamanı. Küçük işlerden başlayacağım. Arabanız hazır hanımefendi. Bu zavallı başkana oyunuzu eksik etmeyin. Vatandaşlarına her zaman yardım etmeye çalışıyor. Aniden şekerleri bitse bile. Zavallı başkan çok şey yapabilir. Panik yapmayın. İşte cipsiniz. Zavallı başkan en iyisidir. Başkanlık posterlerini güncelleme zamanı. Zengin başkanın süslü bir fotoğraf çekimine ihtiyacı var. Hadi başlayalım. Gülümseyin Bayan Kylie. İşte çekimin ilk afişi. Ah hayır. Bu çok basit. Posterin pahalı ve zengin durması gerek. Bu zor bir iş. Ama mükemmel bir fikrimiz var. Zengin başkanın animasyonlu bir posteri olacak. Ne kadar şirin olduğuna bir bakın. Bu doğru. Gerçekten çok güzel duruyor. Tıpkı zengin başkanlar gibi. Gazeteciler de bu fikri takdir ettiler. Bu bir başarı. Artık tüm ülke Kylie'ye oy verecek. Alex o kadar heyecanlanmış görünmüyor. Ana rakibi onun bir adım önünde. Zavallı başkan animasyonlu bir poster için parayı nereden bulabilir? Ah, bunlar. Prinker ve Hardwin. Ah, gerçekten çok tatlılar. Bir dakika, benim bir fikrim var. Biraz boya alalım ve dönüşüme başlayalım. Harika bir makyaja ihtiyacımız var. Ardından bu güzelliği afişe aktaralım. Bu işe yaramalı. Harika oldu. Geriye sadece bu posteri biraz düzeltmek kalıyor. Bu afişler şehrin her yerinde olmalı. Zavallı başkana oy verin. Bu afişler için animasyon gerekmez. Başkan dediğim mütevazi olmalıdır. Herkesin dikkatine. Olay yerinden sizlere aktarıyoruz. Bu başkan adayı sokakları temizliyor. Şuna bakın. Çok cesurca. Çok ilgili. Zengin başkandan yana oyunuzu kullanın. Ama burada sokakları temizleyen başka bir adayımız daha mı var? Kameralar yanlışlıkla o adayı da görüntüledi. Aa, yayını kesin. Seyirci çok şey gördü. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Siz de kimsiniz? Arka bahçemi temizlemenize kim izin verdi? Ortalık karışıyor. Ama etrafta kameralar varken biraz daha uslu davranmalısın. Böylesi daha güzel Alex. İlk röportajını vermenin zamanı geldi. Seçmen kazanmak pahalıdır. Yeni bir telefon almak kadar pahalı. Oyunuz için telefon dağıtıyorum. Alabilirsiniz.
Şehirdeki herkes bu telefonları ücretsiz bir şekilde alabilir. Bu telefon eskisi gibi artık işimi görmüyor. Aa, ücretsiz iPhone mu? Fakat tanınmamam gerek. Merhaba, sizin en büyük hayranınızım. Aman tanrım, şaka makandı. Bu hiç de zor olmadı. Keşke bu ülkede daha zengin başkanlarımız da olsaydı. Kylie'nin neyi ücretsiz dağıttığına bir bakalım. Vay, parlak ve ışıltılı. Bu bir sanat eseri. Bu da ne böyle? Kylie'nin ekran koruyucum olmasını istemiyorum. Ama sorun değil. Bununla da yaşayabilirim. Alo? Alex de seçmenlerin kalbine giden yolu biliyor. Bu yol midelerinden geçer. Yaklaşın. Zavallı başkandan bedava sosisli sandviç. Bu kasabada çok fazla aç insan var. Üzgünüm, maalesef sosisli sandviç kalmadı. Pekala, biz de o halde doğaçlama yaparız. Bunlar zavallı başkandan soslu sandviçler. Oyunuzu Alex'e verin. Afiyet olsun. Sosisiz sandviç mi? Böyle olmaz. Maalesef etkinlik başarısız oldu. Sen de sosisli sandviç ister misin evlat? Ancak gördüğüm kadarıyla tabaklar boş. Bir çocuğun aç kalmasına izin veremem. Biraz sosa ne dersin? Afiyet olsun. Zavallı başkana oy ver. Başkan adayı dediğin kibar ve cömert olmalıdır. Kylie'nin bu zavallı adamı görmezden gelmesine imkan yok. Zavallı adam, sana yardım etmeme izin ver. Bu yeterli mi? Umarım sana yardımcı olmuştur. Bu ne büyük bir hediye. Zengin bir başkanla bu evsiz adam sokağın kralı olabilir. Yardım etmek ister misiniz? Ödemeniz lütfen. Bu nedir? Ben de bu şekilde yardım topluyorum. Zengin alışverişi o kadar da kolay değildir. Çantada çok fazla para var. Bu ağır şeyleri taşımaktan yoruldum. Zengin başkanın tüm sorunlarını çözmesi için sadece bir telefon görüşmesi yeterli. Aldıklarınızı ödeyecek misiniz hanımefendi? Evet evet, bir saniye. İşte param da geldi. Bu benim altın kartım. Bu kart oldukça süslü. İşte bu kadar. Alışveriş artık çok daha uygun. Zavallı başkan da market alışverişini sever. Bir içecek aldım. Ben sizin gelecekteki başkanınızım. Bu sefer yöntem işe yaramadı. Kim ödeyecek bunu? Pekala, eğer durum buysa. Bayan, işte paranız. Bu da ne? Bu gerçek para değil. Henüz değil. Başkan olduğumda yeni paramız bu olacak. Aynen bu şekilde. Siz nasıl derseniz öyle olsun sayın başkan. İşte içeceğiniz. Kağıttan mı yapılmış bu içecek? Tıpkı paranız gibi. Bu duruma alışmalısınız sayın başkan. Sonunda seçim günü geldi. Zengin başkan altın oyları topluyor. Ancak zavallı adayın durumu pek iyi değil. Belki sadece bir oy. Sanırım o bile zor. Seçmenleri bir şekilde bu sürece dahil etmeliyiz. Zengin başkanın endişelenecek bir şeyi yok. Oylar zaten yağıyor. Ama son gülenin kimin olacağını hep birlikte göreceğiz. Alex'in oy toplamak için harika bir cihazı var. İşler iyi görünüyor. Zavallı başkana oy verin. Artık ülke adına daha parlak bir gelecek için umut var. Oyları saymanın zamanı geldi. Kylie'nin paraları kadar oyu var. Öte yandan Alex'in sadece kağıt oyları var. Bu oylar artık çöpe atılabilir. O öğütücü cihazı kullanmamalıydım. Hazır mıyız? Başkanlık törenini şimdi naklen veriyoruz. Bayan Kylie şehrin anahtarlarını alıyor. Zengin, güzel ve çekici. Zengin başkan altın anahtarla harika görünüyor. Kötü adaysa yarışı kaybetmenin hazımsızlığını yaşıyor. Ancak Alex'in bu durum karşısında artık yapabileceği bir şey yok. Hile hurda işlerle uğraşmaması gerek. Biri davetsiz misafirleri sahneden indirsin. Zavallı başkan kolay kolay uslanacak gibi görünmüyor.
Seçim videomuzu beğendin mi? Kime oy verirsin? Zengin Kylie'ye mi yoksa zavallı Alex'e mi? Oylarınızı yorumlara bırakın. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Turum Turum Wow'da farklı yaşam tarzları ile ilgili yeni videoları kaçırmayın.